Her ziyaretimizde farklı detaylarla büyülendiğimiz İstanbul Arkeoloji Müzesi gezimizin ikinci bölümünde Arkeoloji Müzesi'nin inşasından önce tarihi eserlerin toplandığı hemen karşımızdaki Çinli Köşk'ün kapısından giremeyecek kadar büyük ve ihtişamlı lahitleri göreceğiz. Bugün Lübnan sınırları içinde olan Sidon Kral Nekropolü'nden Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla çıkarılan ve o dönem için arkeoloji dünyasında büyük bir başarı olarak gösterilen bu lahitlerin Çinli Köşk'ün kapısından girememesi, bugünkü Arkeoloji Müzesi'nin inşasına ve Türk müzeciliğinin temellerin atılmasına vesile olmuştu. Peki sizce dünyanın dört bir tarafından turistlerin gelerek görmek için can attığı Büyük İskender Lahdi ile İskenderun arasında nasıl bir bağ olabilir? Ya da Arkeoloji Müzesi'nin dış mimarisine ilham kaynağı olan Ağlayan Kadınlar Lahdi'ndeki kadınlar kim ve neden ağlıyorlar? Peki ya Tabnit Lahdi'nin sahibi Kral Tabnit'in mumyasını incelerken mezarına huzur vermeyenlere ettiği beddua sizce tutmuş mudur? Eski çağda insanlar arasında öldükten sonra başka bir dünyada yaşamlarını sürdüreceği inancı hakimdi. Yunan ve Roma uygarlıklarında mezarlar içinde yaşanılan bir ev olarak düşünüldüğünden daha çok evleri andıran formlarda yapılmıştı. Tekneleri, çatı şeklindeki kapakları, hatta bazen kısa yüzlerinden birine açılan kapı tasviriyle evleri çağrıştıran lahitler, özellikle Roma İmparatorluk döneminde en yaygın mezar türüydü. Antik çağda lahitler taş, pişmiş toprak ve kurşun gibi malzemelerden değişik formlarda yapılır, kabartmalarla bezenirdi. 19. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olan Sidon Kral Nekropolü'ne ait Tabnit, Likya, Satrap ve İskender lahitleri farklı dönem sanat ve kültür geleneklerini temsil etmekle birlikte aynı düşünceyi, yaşamın farklı bir dünyada devam edeceği inancını yansıtırlar. Fenikeliler bugünkü Suriye-Lübnan kıyı şeridinde yaşamış ve en önemlilerinden biri Sidon olan kent devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Bugün Lübnan sınırları içinde bulunan kentte 1887'de arazi sahibi Mehmet Şerif Efendi yerel yönetimden aldığı izinle taş çıkarırken altında mezar olduğunu düşündüğü iki açıklığa rastlar ve eski eserler kanunu gereğince durum Sayda Kaymakamı ve Suriye Genel Valisi'ne bildirilir. Osman Hamdi Bey tarafından yapılan kazılarda 18 lahit bulunur ve bunların 7'si yerinde bırakılarak 11'i İstanbul'a getirilir. Bu lahitlerin en önemlilerini göreceğiz şimdi. Öncelikle Sidon Kral Nekropolü'nün en eski lahdi olan M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Tabnit lahdini görüyoruz. Diorit taşından yapılmış antropoid yani insan şeklindeki lahit, ismini mezarın son sahibi Sidon Kralı Tabnit'ten alıyor. Lahdin kapağı mumya formunu yansıtan bir firavun lahdi görünümünde ve geniş bir kolye süsleme ile boynu ve omuzları örtülü. Göğüs üzerindeki Mısır hiyeroglif yazısında lahdin ilk sahibinin Peneptah isimli Mısırlı bir komutan olduğu yazıyor. Ayrıca mezar sahibinin kendisini rahatsız edeceklere bedduaları bulunuyor. Bunun altında yer alan Fenike alfabesiyle yazılmış mezardaki son krala ait yazıda ise Kral Tabnit üzerinde mumya bezi olmayan, saçları ve kurumuş da olsa iç organları vücuduna yapışmış, korkutucu görüntüsüyle insanlara şöyle sesleniyor. Ben Astarte rahibi ve Sidonluların kralı Tabnit. Bu lahdin içinde gömülüyüm. Ey benim mezarımı bulan kimse, her kim olursan ol, benim lahdimi açma ve huzurumu bozma. Çünkü yanımda ne gümüş, ne altın, ne de define vardır. Bu lahitte yalnız yatmaktayım. Bana mezar olan bu lahdi açma. Bu türlü hareket Astarte'ye karşı büyük bir hakarettir. Eğer tembihimin aksine bu lahdi açarsan ve benim huzurumu kaçıracak olursan, yaşayan insanlar arasında ve güneş altında nesilden ve nesepten mahrum kal ve ölüler arasında yatacak yer bulama. Milattan önce 5. yüzyıl sonlarına tarihlenen ve muhtemelen Sidon kralı Baana'ya ait Likya lahdini görüyoruz. Lahdin kabartmaları çok renkli olup
silahlarda ve atların eyerlerinde bronz parçaların kullanıldığı düşünülüyor. Teknesinin uzun yüzlerinde av sahneleri, kısa yüzlerinde ise yarı insan yarı at görünümlü mitolojik Kentauros kabartmaları yer alıyor. Uzun yüzlerden birinde profilden betimlenmiş yaban domuzunun çevresinde mızraklı 5 atlının yer aldığı bir av sahnesi işlenmiş. Diğer uzun yüzde 2 adet 4 atlı araba üzerindeki ikişer avcının aslan avı canlandırılmış. Arabaları sağa doğru yönelmiş ve atları 4 nala koşar vaziyetteki avcılar oldukça genç. Sağdaki arabayı çeken atların ayakları altında başı sağa dönük bir aslan figürü betimlenmiş. Lahdin kısa yüzlerinden birinde bir geyik için mücadele eden iki kentauros yer alıyor. Mitolojik bir öykünün canlandırıldığı diğer kısa yüzde ise kentauroslar tarafından öldürülmek üzere olan Caineus tasvir edilmiş. Kapağın alınlıklarından birinde simetrik olarak sırt sırta dönmüş vaziyette iki kadın sphinx, diğer alınlıkta ise karşılıklı olarak betimlenmiş biri dişi, diğeri erkek iki grifon yer alıyor. Alınlık köşelerine yakın olarak aslan protomları işlenmiş. Karışık yaratıklar ve aslan protomları mezarı koruyucu figürler. Kabartmalara dayanarak geniş bir tarihlendirme ile M.Ö. 440-370 yılları arasına tarihlenen Satrap Lahdi'nin sahibinin kimliği kesin bir biçimde belirlenememekle birlikte Sidon kralı 2. Baesilem'e ait olabileceği öne sürülüyor. İki uzun ve bir kısa yüzündeki kompozisyonların merkezinde yer alan Pers kıyafetli figürün Satrap yani eyalet valisi olarak yorumlanması nedeniyle Satrap Lahdi olarak adlandırılmış. Ancak figürün büyük Pers kralına bağlı bir yerli kralı temsil ettiği de öne sürülüyor. Lahdin uzun yüzlerinden birinde Satrap ya da kral olduğu düşünülen kişi sarayında ve muhtemelen bir av hazırlığı içinde. Seyisler ve hizmetkarlar tahtında oturmakta olan kişinin talimatını bekliyor. Satrap ya da kral olduğu düşünülen kişinin önünde bir quadriga yani 4 atlı araba duruyor. Arabanın atları zarif betimlemeleriyle Safkan Doğu atlarının özelliklerini taşıyor. Arabanın kasasında bir seyis ayakta betimlenmiş. Lahdin diğer uzun yüzünün merkezinde yaşlı satrap ya da kral bir at üzerinde geyik ve panter avlarken gösterilmiş. Solunda ava katılan bir atlı figürü, sağında ise biri atından düşmüş vaziyette betimlenmiş iki erkek figürü bulunuyor. Satrap veya kral figürünün gösterilmediği kısa yüzde uşak veya ava yardımcı hizmetkarlar olarak yorumlanan 4 genç erkek bulunuyor. Diğer kısa yüzde ise avın ardından saraya dönen satrap ya da kral, eşi ve hizmetkarları ile birlikte bir ziyafet sahnesinde betimlenmiş. Arkeoloji Müzesi'nin dış mimarisine ilham olan Ağlayan Kadınlar Lahdi'ni görüyoruz. Lahit, üzerinde yas tutan kadın kabartmaları nedeniyle Ağlayan Kadınlar Lahdi olarak adlandırılıyor. Klasik dönem Yunan tarzını yansıtan ve yaklaşık M.Ö. 350 yıllarına tarihlenen Lahdin, Atina ve Rodos atölyelerinde üretildikten sonra Sidon'a sevk edildiği düşünülüyor. İyon düzeninde peripteros planlı yani çevresi sütunlarla çevrili antik bir tapınağın örnek alındığı Lahdin, Sidon kralı 1. Straton'a ait olduğu düşünülüyor. Lahit teknesinin tüm yüzlerini 18 İyon sütunu arasında Yunan idealizmiyle çeşitli pozlarda ve üzgün çehreli olarak tasvir edilmiş giyimli kadın kabartmaları süslüyor. Bu figürlerin Mezopotamya ve çevre kültürlerde rastlandığı gibi yas tutan kadınları ya da mezar sahibinin eşlerini veya aileye mensup bireyleri betimlediğine dair farklı görüşler bulunuyor. Teknenin alt kenarı av sahneleri içeren bir frizle süslü.
Kapakta ise Pers kültürüne özgü bir cenaze töreni yer alıyor. Lahdin üzerindeki boya izleri eserin mavi ve kırmızı renklerde boyanmış olduğunu gösteriyor. Ve İskender lahdini görüyoruz. Arkeoloji dünyasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen lahit, Makedonya kralı Büyük İskender'e ait olmayıp adını uzun yüzlerinden birini süsleyen savaş sahnesindeki Büyük İskender tasvirinden alıyor. Lahdin teknesinin bir uzun ve bir kısa yüzünde savaş, diğer uzun ve kısa yüzünde ise av sahneleri betimlenmiş. Sidon nekropolünün en geç tarihli lahdi olan İskender lahdinin kabartmaları tümüyle boyalı. Süsleme öğeleri lahdin son Sidon kralı Abdalonimos'a ait olduğunu gösteriyor. Abdalonimos aslında Sidon kral sülalesiyle uzaktan akraba olmakla birlikte İskender'in İssos savaşı sonrasında kente bir kral seçmesi için görevlendirdiği komutanı Hephaistion tarafından kral olarak atanmıştı. Lahdin üzerinde de Abdalonimos'un yaşamından önemli olaylara dair tasvirlere yer verilmiş. Örneğin uzun yüzlerden birinde İskender'e Suriye kapılarını, Abdalonimos'a krallık yolunu açan İssos Savaşı betimlenmiş. Milattan önce 333 yılında Ahamenes hükümdarı 3. Darius ile Makedonya kralı Büyük İskender arasında yapılan bu savaş, bugünkü Hatay'ın Erzin ilçesinin yaklaşık 7 kilometre batısında bulunan İssos Ovası'nda antik İssos şehrinin yakınlarında gerçekleşen bir muharebeydi. Hatta İskenderun ismi de Büyük İskender'in burada kazandığı büyük zaferden gelir. Sahnenin ilk figürü olan ve at üzerinde başında aslan postuyla betimlenen figür Büyük İskender. Diğer uzun yüzdeki av sahnesinin ortasındaki figürün Abdalonimos, ona yardıma gelir şekilde betimlenen figürün de İskender olduğu kabul ediliyor. Burada Makedonlar ile Persler bir arada dostça avlanırken gösterilmişler. Bu birliktelik İskender'in doğulularla Makedon ve Yunanlıları kaynaştırma politikasını yansıtıyor. Lahdin kapağındaki mahya kirişi üzerinde ve antifikslerde görülen kadın kabartmaları Ön Asya'nın doğa tanrıçası Atargatis'i betimliyor. Atargatis, doğanın sonbaharda sararıp ölmesini ve ilkbaharda yeniden canlanmasını simgeler. Kapağın üzerinde morfon üzerindeki sararmış asma yaprakları da bu sembolizmle ilişkili. Aslanlar, grifonlar ve üç boynuzlu aslan başları mezar koruyucu figürler. Kanat ise ölülerin ruhlarını göklere götüren kartalı simgeliyor. Kapağın alınlıklarından birinde İskender'in ölümünden sonra Perdikkas'ın Mısır seferi sırasında ordugahında katledilmesi olayının işlendiği düşünülüyor. Sahnenin bir savaş değil, bir baskını betimlemesi de bu fikri destekliyor. Diğer alınlıkta ise Abdalonimos ve askerleri Makedonlara karşı savaşıyor. Bu sahnenin de İskender'in ölümünden sonra Ardılları arasında M.Ö. 312 yılında yapılan Gazze Savaşı'nı temsil ettiği öne sürülüyor. Tüm dikkatleri ve bakışları üzerine çeken Sidon Nekropolü'nün bu en gösterişli lahdi, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de en önemli eseri olarak kabul ediliyor. Üzerindeki figürler neredeyse yerinden çıkıp canlanacakmış gibi tasvir edilmiş. Büyük İskender'in Persliği hedef aldığı savaş sahnesi, bir film sahnesi gibi müthiş detaylarla işlenmiş. Antik çağ boyunca kraliyetin, soyluluğun, tanrısallığın rengi olarak kabul edilen mor renk deniz kabuklarından elde edilirdi. Ve yaklaşık 12 bin kabukludan sadece 1,5 gram boyar madde elde edilebildiği için çok değerliydi. Lahdin bazı bölümlerinde kullanılan bu mor boya hala görülebiliyor. İskender lahdi ile ilgili anlatılan ve ilginç olan bir başka olay da Abdülhamit döneminde Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in ziyaretine dair olanı. 2. Wilhelm İstanbul'a Abdülhamit'i ziyarete gelir. Programda arkeoloji müzesi ziyareti de vardır. Bu ziyarette 2. Wilhelm'in Abdülhamit'ten Osmanlı-Alman dostluğunun nişanesi olarak Büyük İskender lahdini isteyeceğini öğrenen Osman Hamdi Bey çok üzülür.
ve bir çare düşünür. Lahitlerin sergilendiği salonun girişine büyük bir tadilat iskelesi kurdurarak Wilhelm ve Abdülhamit buranın önünden geçerken içeride tadilat olduğunu söyler. İmparator Wilhelm 9000 metrekarelik müzeyi dolaşır ama isteyeceği lahdi göremez ve isteyemez. Yaptığı kazılarla bize bu değerli eserleri kazandıran Osman Hamdi Bey, büyük bir zeka örneği sergileyerek lahdin bizde kalmasını sağlamış olur. Sidon lahitlerinin olduğu bölümden 32 tonluk ağırlığı ile dünyanın en ağır lahdi olan Konya Ereğlisi Karaman yolu üzerinde bulunan milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen Sidemara lahdini görüyoruz. Lahdin ön yüzünde mitolojik sahneler bulunuyor. Bunlardan biri ilgi çekici. Ortada filozof kıyafetiyle oturup kitabını okuyan bir erkek, bir yanında Demeter kıyafetli karısı ve diğer yanında Artemis kıyafetli kızı ayakta duruyor. İki yan uçta ise Dioskuros isimli iki mitolojik varlık tasvir edilmiş. Çıplak Dioskuros kardeşler yanlarından hiç ayırmadıkları atlarının dizginlerini tutar vaziyetteler. Lahitler ölüler dünyasının bir parçası olduklarından baş tanrı Zeus tarafından cezalandırılan bu kardeşler yaşayanların dünyası ile ölülerin dünyası arasındaki ilişkiyi sağlarlar. Bir tanesi 12 saat dünya üzerindeyken diğeri aynı saatlerde toprak altında ölüler dünyasında kalıyordu. Böylece yaşayanların dünyasına öteki dünyanın ne kadar karanlık ve kötü olduğunu anlatabiliyordu. Sidemara tipi yüzü süslü sütunlarla, sütun araları kişi tasvirleriyle dolu lahitleri, Anadolu'da sıklıkla görülmesi nedeniyle kökenlerinin Anadolu olduğu düşünülüyor. Bu lahitlerde kapak adeta yatak gibi tasarlanır, ölen kişi kadınsa tek başına, erkekse burada gördüğümüz gibi eşiyle birlikte yatar vaziyette tasvir edilirdi. Dar yüzünde mezar kapısına doğru elinde tuttuğu meyve tepsisiyle ilerleyen bir kadın, kapının diğer yanında ise sakallı bir adam tasvir edilmiş. Lahdin diğer uzun yüzünde ve diğer dar yüzünde ise av sahnesi işlenmiş. Lahdin üzerindeki Eros figürünün orijinal başı bugün Londra'da Victoria Albert Müzesi'nde. Ne acı ki dönemin İngiltere konsolosu arkeolog Sir Charles Wilson tarafından çıkarılarak İngiltere'ye götürülmüş. Yurt dışına çıkarılan birçok tarihi eser gibi bu Eros başının da yurdumuza tekrar geri getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.